Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar, size soğuk bir Londra gününden sesleniyorum bugün. Aralık ayının ikinci haftasındayız ve Londra'da artık havalar kış mevsimini hissettiriyor. Ve de Christmas havasına da girdi sayılır. İki üç gündür sabahları kıra deniyor galiba. Her yer bembeyaz, arabaların üstü tak veya yeşil gözüken yerler bembeyaz olarak uyanıyoruz. Oldukça soğuk hava. Bu mevsimin İngiltere'de festival mevsimi denilen bu sezonun mevsimin ki Kasım ayında başlıyor, Kasım Aralık. Yeni yıla kadar böyle çok hareketli, hem işler için hangi sektörde olursa olsun biznesler için oldukça hareketli. Evlerde Christmas hazırlıkları, işte hediyeler, alışverişler, ağaç süslemeler falan bu şekilde giderken iş yerlerinde de terfiler konuşuluyor. Önümüzdeki sene kim nerede ne çalışacak, nasıl organizasyon yapılacak, bunlar konuşuluyor. Kutlama partileri, yemekler falan oluyor. Herkesin aslında hem iş olarak çok eğlenceli, evlerin hazırlanıyor olması tabii ki işleri de yoğun yapıyor. Bizim işlerde de büyük bir hareket oluyor. Belki Instagram'dan takip edenler fark ediyordur. İşte Christmas öncesi evlerinde yeni bir şeyler yapmak isteyen, mutfağını yenilemek isteyen falan derken işlerimiz de yoğun. Her sektörde bu böyle ama. Şimdi biz de gelelim Sade'de, değil mi? Ben de bu videoda sizlere güzel haberler vermek istiyorum ki dönemde hem kendi kişisel şeyimi yaptım, bilançomu, işte muhasebemi yaptım. Yani bir sene nasıl geçti Çiğdem Adan olarak, ben Çiğdem Adan olarak bir seneyi nasıl geçirdim? İş yerim Unique Marble bir seneyi nasıl geçirdi? Bunların muhasebesini yapıyorum. Hem de önümüzdeki sene için neler yapacağım diye program yapıyorum. Ve bunun çalışmalarına bir ay önce başladım ben de. Ama bu arada sizleri ilgilendiren bu YouTube kanalıyla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorum, nasıl programlar yapıyorum, planlar yapıyorum. Onların çalışmasına da başladım. Bir kere hemen söyleyebilirim ki planlamayla ilgili birkaç video daha paylaşacağım bu dönemde. Çünkü şimdi sizlerle geçirdiğim benim ikinci yıl bitti. Üçüncü yıla gireceğiz beraberce. Bu süre zarfında sizlere hem yol göstermeye çalıştım ki çok başarılı dönüşler aldım. Benim videolarımı izleyerek kendine yeni bir yaşantı kuran, büyük adımlar atan arkadaşlarımız var. Kırıldıkları noktalarda videolarımdan cesaret bulup tekrar hedeflerine doğru emek sarf etmeye başlayan arkadaşlarımız var. İngiltere'ye gelip burada beni ziyaret etmek isteyen, görüşmek isteyen, bana mesaj atan, destekleyen arkadaşlarımız var. Türkiye'den buraya gelip. Demek ki olabiliyormuş. Bu videoların başarılı olduğunu ve güzel mesajlar verdiğini duymak beni müthiş mutlu ediyor. Tabii ki ben de daha iyi neler verebilirimi sorgulamaya başladım. Onun için yaptığım bir takım programlar var. Bunların içinde en önemlisi ama aynı ayarda videolar paylaşmaya, bilgi paylaştığım videolara devam edeceğim. Ama en önemlisi verdiğim kararların içinde 3 kişiye danışmanlık yapacağım. Önümüzdeki Şubat, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3 kişiye, her ay bir kişi olmak üzere sadece 1 saatlik bir danışmanlık yapacağım. Benden bilgi isteyen arkadaşların, yani benden bu hizmeti almak isteyen arkadaşların lütfen bana mesaj atmasını istiyorum. Mesajdan kastım, videonun altında e-mail adresimi yazacağım. O e-mail adresini konuya danışmanlık talebi diye öyle bir şey yazarsanız diğer gelen e-maillerden ayırarak bakmak istiyorum. En faydalı olabileceğimi düşündüğüm kimseye, bakın arkadaşlar, vize almayacağım, vize müracaatı yapmayacağım, siz işe almayacağım, böyle bir şey aklınıza gelmesin. Sadece karar verme noktasında ne yapmak istiyorsunuz, o konuda danışmanlık vermek istiyorum. Yani yurt dışında yaşamak isteyen arkadaşlara. Bu en büyük haberdi. Bunun içinde tanıdığım kişiyi seçerken de tanıdığım, yani beni takip eden, beni zaten takip ettiğini bildiğim, dolayısıyla bol bol yorum yapın videolara, Instagram'a bol bol yorum yapın. İsminizi göreyim, isminize aşina olayım ama bunun arkasında neler yaptığınızı da benimle paylaşmanızı istiyorum. Ki bu 3 kişiyi en doğru şekilde seçebileyim. Bu bununla bitmeyecek tabii ki arkadaşlar. Konuklar alacağım. Görüştüğüm fakat bir türlü fırsat bulamadığım konuklarım var. Onlarla videolar çekeceğiz. Ve bir de vize konularında da yine yapmayı düşündüğüm bir şey var ama onu da ileriki günlerde paylaşacağım. Şimdilik
bu video bu kadar olsun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Güzel haberlerle, haberler sadece benden gelmesin lütfen. Videolarımın altına, yorumlara yazın. Sizlerden de güzel haberler gelsin. Birlikte güzel bilgi alışverişi yapalım diyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.